Selamlar. Bugün sizlere çiğ köfte tarifiyle geldim. Hemen tarifime geçiyorum hızlıca. Yarım kilo bulgurumu, yoğurma tepsimi alıyorum. Bu süreçte 4 adet patatesimi de düdüklüğe koydum. Haşlamaya bıraktım. Bulgurumun üzerine bir adet kuru soğanımı minik minik doğrayıp hemen ekliyorum. Patateslerim de bir yandan haşlanıyor güzelce. Üzerine 2 çay kaşığı kimyon koyuyorum. Kimyon ayrıca lezzet veriyor. Bol koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Tatlı acı o sizin tercihinize kalmış. Güzelce yoğuruyoruz. Kayınvalidemin elinden Çiğ köfte tarifi paylaşıyorum arkadaşlar bugün sizinle. Güzelce böyle bir emek ede ede yoğuralım. Gördüğünüz gibi patatesimizi de soyup eski usul havanda dövmeye başladık. İsterseniz rondo da çekebilirsiniz. Çok güzel sündü patatesim. Güzelce yoğurduk, yumuşattık köftemizi. Şimdi yavaş yavaş ezmiş olduğum patatesimi köftemin içerisine ekliyorum ve beraber yoğurmaya devam ediyoruz. Arada elinizi suya batırın. Patatesiniz çok gelirse kontrollü koyun arkadaşlar yoksa cıvık olur. Güzelce yoğuralım. Biraz emek isteyen bir köfte ama çok lezzetli. Patatesli çiğ köfte deniliyor buna biliyorsunuz. Orijinali etlidir. Hatay yöresinde çok fazla yapılır bu. Patatesim de çok güzel sündü. Şöyle güzelce karıştıralım. Yoğurmaya devam edelim. Arada elimizi suya batıralım. Güzelce özleştirelim arkadaşlar. Bazı patatesler irili ufaklı olduğu için biz 4 adet kullandık. Sizinki daha az da gidebilir. Güzelce yoğurduktan sonra artık minik minik kesme işlemini başlıyoruz. Arada elimizi suya batıralım. Gördüğünüz gibi küçük büyük ne istiyorsanız nasıl istiyorsanız isterseniz elinizi zeytinyağına da batırabilirsiniz. Servis tabaklarını almaya başlayalım. Çok pratik. Tadı da çok lezzetli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.